Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2012 bütünleme sınavının soruları ve tabii ki çözümleri. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 1 bu şekilde. Tabii zıt anlamlı, eş anlamlı, müfret ve cimi bu tür sorular için daha önceden bir çalışmanız olması gerekiyor. Yani hangi kelime bu manada, hangisi eş veya zıt? Bunu önceden bilmek gerekiyor. Bunun bir pratik yolu, bir püf noktası vesaire yoktur. Doğru şık A'dır, zıt olduğundan. Hemen yanında yer alan dördüncü soruya bakıyorum. Aşağıdakilerin hangisinde ma olumsuzluk edatı olarak kullanılmamıştır? A şıkkı ma ente bi tabi'in gıbletuhum ayet. Ma ente sen değilsin bir tabi'in tabi olucu kıbletem onların kıblelerine. Yani ma olumsuz. Ma o şey ki ente sensin bir tabi'in tabi olucu tabi olansın kıbletahum onların o münafıkların müşriklerin kıblesine yönüne tabisin. Değil yani bu şekilde değil mana. Dolayısıyla ma olumsuz olması gerekiyor. B şıkkı ve mellahu Allahu Teala değildir. Ma'yı olumsuz olarak aldım. Ne değildir? Bir gafilin gafil yani habersiz değildir. Neyden? Amma o şeyden ki ta'melune siz yapıyorsunuz. Yaptığınız şeylerden habersiz değildir. Eğer ma'yı olumsuz değil de o şey ki diye yani isim mevsul manası versem ne olur? Ve ma o şey ki Allahu Allah nedir? Bi gafilin gafildir, habersizdir. Neyden? Emma te'melun yaptıklarınızdan. Allah yaptıklarınızdan habersizdir veya habersiz değildir. Hangisi doğru olur? Allah elbette yaptıklarımızdan habersiz değildir. Yani ma'nın olumsuz olduğu zaten aşikar. Tabi Allah geleceği bilmez, şimdiki zamanı da bilmez, geçmişi de bilmiyordu gibi. Allah'ı yani cahil yerine koymayı hedeflemiyorsak öyle değil mi? Allah Teala her şeyi bilendir. İnnehu alimun bi zati's sudur. İnallaha ala kulli şeyin kadir ve benzeri pek çok ayet mevcuttur. Yani Allah Teala her şeyi bilmektedir. İnallaha bi kulli şeyin alim. Yani olumsuzdur bu da. C şıkkı ma rabihat ticaretuhum. Onların ticareti karlı, kazançlı olmadı. Ma yine olumsuz. D şıkkı ve a'lemu ve ben biliyorum. Ma o şeyi ki tübdüne aşikarca yapıyorsunuz. Açıkça yapıyorsunuz. Ve yine ma o şeyi ki küntüm sizsiniz tektumuna gizliyorsunuz. Gizlediğinizi de aşikarca yaptığınızı da yani gizlemediğinizi de biliyorum manasına geliyor. Buradaki ma'yı olumsuz olarak yine almak mümkün değildir. Ma tübdüne yani tübdüğüne gizlemiyorsunuz demek. Ma tübdüğüne gizliyorsunuz demek olur. Ve ma küntüm tektumune yani mana oldukça karışır kısacası. Her biri ayet idi. E şıkkı ma ketebe Ali ders. Burası ayet değil. Ma ketebe yazmadı Ali'nin Ali neyi dersehu dersini mef'ul. D şıkkı doğrudur. Hep ayet idi. E şıkkı hariç. İkinci soru aşağıdaki sayılardan hangisi doğrudur? Bu tür sorularda sayıların temizleri, müzekkerlik, müenneslik durumları bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani irab önemli. Mi'e diye başlıyor A şıkkı. İşrûne racülen, müfret mensup gelmiştir. Doğrudur. Selâsü âlâfi, kitap, o da doğrudur. Kitap çünkü müfrettir ve mecrurdur. C şıkkı. Baktığımızda seb'ün ve semanûne, difleten gelmiştir. Yani bu da doğrudur. Tabi bunlar hangi yönden doğrudur? Yani doğrudur derken A ile B hatalıdır. Hatalı olması doğrudur. C şıkkı ise aranandır. Hangi yönden aranıyor? Semanune ne olur? 80 olur. Seb'un ve semanune 87 olur. Matuf sayıdır. Bunun temyizi ne gelmiştir? Mensup gelmiştir. Müfret mensup olarak gelmiştir. Doğrudur. D'lerinde ise yazılışında hata vardır. D şıkkına bakıyoruz. İşrûne sa'aten var. E şıkkı da sinnete aşirete mi demiş? Sittete aşirete. Şakkaten. Şimdi seb'ün t'siz bir sayı. Dıfleten t'li bir zıtlık var mı? Var. Öyleyse doğrudur.
Aranan şık o yüzden oluyor. Tamamıyla doğrudur yani. D şıkkı doğru olmuyor. Neden? Erba'e T. Yani T ile bitmiş. Mühendislik alameti var. Temizde de mühendislik alameti var. Oysa bir zıtlık aramaktayız. Böyle bir durum söz konusu. Konu yani sayıların temizi ile alakalıdır diyebiliriz. Beşinci soruya bakıyoruz. Cümle olumsuz yapılmak istendiğinde aşağıdaki edatlardan hangisi kullanılmalıdır? Zade, mazade. Zade mazi fiil. Mazi fiilin başına ma getirilerek olumsuz yapılır. Mesela A şıkkı lem getirsem, lem fiil muzarinin başına dahil olur. Örnek: Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid, lem yelid. Yelid nedir? Muzaridir. Velede yelidu idi. Yelidu idi. Başına lem geldi. Lem yelid cezmetti. Yani lem muzarinin başına gelir. Mazinin değil. B şıkkı lemma. Lemma da yine muzarinin başında olumsuzluk ifade ediyor. Mazinin başına gelmez mi lemma? Gelir. Mesela lemma zade olabilir. Ama olumsuzluk ifade etmez. Lemma mazinin başında zaman, yani dığı zaman diye mana verir. Örnek: ketebe olsun. Lemma ketebe, yazdığı zaman, yazınca diye mana verir. Late mazinin başına gelmez. D şıkkı in de gelmez. İn mehma ma men eyne meta diye devam eder. Cezm edatlarından biri. Orada yer almakta. E şıkkında ma var. Mazinin başına gelerek olumsuzluğu ifade edecektir. 3'e bakıyoruz. 3'te bir tercüme sorusu var. Doğru çevirisi hangisidir diye sorulmuş. Dost zengin olduğunda dostuna, tacirin malına kaça satılacak diye baktığı gibi bakmaz. Bunu daha önceden videosunu çekmiştik. Önceki sorularda çıkmıştı yani, demek istediğim o. Ve izâ kâne olunca kim? Es-sadîgu dost olunca. Nedir olunca? Mûsiran zengin olunca. Sadik kâne'nin nesi olur? İsmi Musir, haberi olur. Yani dost zengin olunca ne olur? Lem yenzur, bakmaz. Kime? İlâ sadîgihi, kendi dostuna bakmaz. Ne gibi? Kemâ yenzuru, baktığı gibi. Kimin? Et-tâciru, tacirin baktığı gibi bakmaz. Nereye bakmıyor bu tacirin? İlâ sin'atihi, satılacak maldan. Bikem setuba'u, kaça satılacak diye baktığı gibi bakmaz. Doğrusu C şıkkı doğru olmaktadır. D'lerinde direkt uyum söz konusu değildir. 6'ya bakıyoruz. Ma hala yazılmış. Ma hala siva ida gayr haşa. Bunlar neyle alakalı? Bunların her biri istisna uslubu diye bir konu vardı. Orayla ile alakalıdır. Bu üç edattan hala ve eda'nın başına mastar ma'sı gelince sadece fiil olurlar. Bu bilgi önemli. Ma gelmişse yani ma hala ma eda, bunlar fiildir. Madem ki ma hala fiildir, o zaman hamdiyin neden mecrur diye sorarlar. İşte olamaz yani. Çünkü fiil de bu. Fiil ceretmez. Dolayısıyla beyure getiremezsin. Getirirsen ma hala fiildir, ardından ne lazım? Yani fail, mef'ul gibi şeyler aranır. Ma hala asla muzaf olamaz. Dolayısıyla cer edemez. Harfi cer zaten değil vesaire. Dolayısıyla a'yı getirebilirsin. Siva çünkü muzaftır. Siva muzaf olduğu gibi b hariç her biri hem istisna hem de muzaf konumunda olduğundan b'nin haricinde her biri getirilir. Ma hala fiildir. Fiili getirdiysen hamdiyin nasıl mecbur edersin? Edemezsin. Bu yüzden olmaz. 7. Cümlede altı çizili kelimenin eş anlamlısı sorulmuş. Eş anlamlıyı bilebilmek için önceden ezberlemiş olmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar diye bir 9. sorumuz var. Kade neredeyse el evladı çocuklar yadırune uçacaklar. Ferhan sevinçten. Yadırune nedir? Cemidir, müzekkerdir. El evlat da cemidir ve de müzekkerdir. Yani evlat, çocuklar gayri akıl değildir ki müfret mühennes hükmünde olsun. Dolayısıyla bir uyum var. Cemiye gelmiştir. El evlat kade'nin ismi yadırune fiil cümlesi olarak haberi olur. Vav faildir.
bu şekilde açıklanabilir. Tedayirune olmaz. Çünkü muhatap olur. Karşımızda bir muhatap yok. Çocuklardan bahsediyoruz. Tedayiru müfret olurdu. B şıkkında yedirine müennes olur. A şıkkında darune olur. Mazi olurdu. 10. soru. Esa tam fiil olarak kullanılmıştır. Hangi cümlede? Esa en. Esa'dan sonra en ve ardından muzari geldiyse tam fiil olarak kullanıldı demektir. A şıkkında esa var. El atibba var. Daha sonra en ve muzari var. Yani esa ile en ve muzari ayrılmayacak. Esa var. Ardından en gelmiş. Hemen ardından bir muzari fiil geldi. Bu onun tam fiil olarak kullanıldığını gösterir. A şıkkında esa var. Ardından en geldi mi? Gelmedi. Başka bir kelime geldi. C şıkkı esa var. Ardından en gelmedi. D şıkkı esa var. Ardından en gelmedi. E şıkkı esa. Ardından en gelmedi. Demek ki bunlar tam fiil değildir. Ayrımı bu şekilde yapıyoruz. Tabii muzari fiili yani bilmekte zorluk çeken arkadaşlar olduğunu tespit ettik. Muzari fiili nasıl tanırsın? İlk harfi, muzari'nin ilk harfi ya eliftir. Yani eteyne diyelim. Eteyne diye yazılır bu. Ya da ya hemzedir diyelim. Ardından T olabilir. Başka Y olabilir. Başka Nun olabilir. Yani E, T, Y, N. Bu harflerden biriyle başlaması gerekiyor fiilin ki o fiile muzari fiil diyebilesin. B şıkkında esa var. Ardından en gelmiş. Sonra Y ile başlayan bir fiil var. Ama muzari tespit edemezseniz de olurdu. Tespit etmeniz gereken şey esanın hemen ardından en geldiyse onu tam fiil sayın. Esa ile en arası ayrılmayacak yani. Araya başka bir kelime girmeyecek. O zaman tam fiildir. 8. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin çoğulları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Yani her biri yazıyor tabi. Gıza'un evziya evziye. Mekanun emakin. Merakiz merkezün merakiz. Bunlar daha önceden ezberlemiş olmakta fayda olacaktır. 11. Yukarıdaki cümlede muzari fiilin cezm olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Talep ifade eden emrin cevabında bulunmaz. İkra emirdir. İkra bismi rabbikellezî halak herkes bilir. Oradaki ikra yani bu. Gara'e yekra'udan emri hazırdır, emirdir. Talep ifade ediyor. Talep istek demek. Oku diyor sonuçta bir istek. Hateynil, hazeynil, kitabeynil. Şu iki kitabı oku. Bir dikkatin, dikkatlice oku. Eğer okursan ne olur? Testefit istifade edersin. Kesiren çok, minha o kitap. Ondan çok istifade edersin. Dikkatlice okursan. Emrin cevabında yer alıyor. Şu iki kitabı dikkatli okursan ne olur? Testefit. İstifade edeceksin. Sin var başında. Az önce görmedim onu. Edeceksin ileride yani okuma işi bitince. Kesiran minha. Ondan çokça yararlanırsın. 12'ye bakıyoruz. Yukarıdaki cümlede yer alan gayrimustarik isimlerin kesre alma nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? Muzaf ve lam tarifli olmaları diye yazılmış. Bakalım şimdi muzaf, lam tarif neye dayanarak böyle söylenmiş? Kesre almaları denilmiş. Ne var? Bu satırda yer alan son iki kelime. İkisini tam olarak göremesem de bir celail yazıyor sanırım. Ardından da el medaih yazmakta. Celail, medaih her ikisi de nedir? Muntehel cumu kalıbıdır. Muntehel cumu kalıbı olmasından ötürü nedir bunlar? Gayri mustariftir. Öncelikle kelimeleri söyledik yani. Celail ile medaih. Buna göre sonda yer alan iki kelime nedir? Gayri mustariftir. Neden gayrimustarifmiş? Muntehel cumu vezinde olmalarından ötürü. Neden bunlar normalde gayrimustarif biliyorsunuz. Nedir? Tenvin almaz, bir de esre almaz. Burada esreyi almış. Nasıl oldu bu? Bir, muzaftır. İki, lam-ı tariflidir. Hangisi muzaf? Celail muzaftır. Bir celaili lama esre verirsin. Niye? Celail kelimesi. Burada ne? Muzaf, medaih kelimesinden muzaftır.
Bu yüzden başındaki harf cerden etkilenerek esreyi alır. Celal kelimesi muzaf olmasaydı mesela ne olurdu? Bir cela ile fetha ile mecrur olacaktı. İsimlerde irab ile alakalı bir konu. Gayr-ı musarrif konusuyla zaten alakalı bir konu. Her ikisine de video daha önce çektik. Yani anlamakta zorluk çeken o videolara bakabilir. Tekrar edelim. Celail gayr-ı musarriftir. Başındaki ba harfi cer nedeniyle mecrur konumunda olmalıdır. Celail ile fethalı olacaktı ama olamadı. Esre aldı. Niye? Ardından gelen kelime muzaf olduğundan. Çünkü gayr-ı musarrifler muzaf olursa artık cer halleri esre de olur. El-medaih niye esre aldı? Elif lam olmasaydı el-medaiha cer hali fetha ile olacaktı. Ama elif lam aldığından Elif lamlı gayrimusarriflerin cer hali esre ile olur diye kaidemiz var. Bu yüzden bu da esreyi aldı. Yani buna göre muzaftır diyerek celaili kastetti. Lam-ı tariflidir derken el-medaih kelimesini kastetti. Sanırım anlaşılmıştır. 14 anlamlı bir cümle oluştur denilmiş. Yani bu anlamak zor değildi. E şıkkıdır diye belirtilmiş. Görüldüğü üzere fiil, fail, meful sıralaması yapılmıştır. E şıkkını aynen alın. 13. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere en uygun şekilde hangisi getirilir? Tekit olarak. El-ehbar nedir? Haberun ehbarun cem'i mükesserdir. Noktalı sorularda sağdan soldan yardım almak gereklidir diye defalarca söylemişizdir. Sağda ehbar var. Ehbar kelimesinin cem'i mükesser olduğunu bilirsen. Bunu bilebiliyorsan. Ehbar haberler. Haberlerin bir aklı olmadığını da bilirsin. Haberlerin aklı yoksa buna göre ne olmalıdır? Nüsret müennes hükmünde olmalıdır. Dolayısıyla ha zamiri kullanılması gerekir ki o da zamirlerle alakalı. Ha'nın tercih edilmesi gerekiyor. Yani hunne olmaz. Hum olmaz. Ha nerede var bir de? C'de, D'de, E'de var bu. Buralarda mevcut. Tekit sorulmuş. E'yun var. Mesela D'de e'yun. E'yun cimiler için kullanılır. Bu yüzden olmaz. Doğru seçenek külle ha olmaktadır. Nakala nakletti. Es-sahafiyyü sahafi neyi nakletti? El-ehbara haberleri. Tekit getireceğimiz için müekkette aynı irabı alacak. Külle ha olacaktır. Tamam C şıkkı. 15. Eş anlamlısı sormuş arkadaşlar. Eş anlamlı için ezber yapmak gerekiyor. Yani anlatılacak bir şey yok bunda. 16. Kaç tane bedeli kül vardır diye sorulmuş. Yani bakalım birlikte. 3 işaretlenmiş ama 3'se de hangi 3? Vulidet es-seyyidetu Aişetu. Es-seyyide ile Aişe aynı kişidir. Seyyide efendi yani hanımefendi demek. Ayşe de olan kastedilen kişi. Kime hanımefendi dedi? Ayşe'ye. Dolayısıyla bedeli kül birincisi. Sağdaki ne olur? Mübdelün min, soldaki bedel olur. Ne tür bir bedel? Bedeli küldür. Fi beyti validiha Ebi Bekir'in. Valid, mübdelün min, Ebi Bekr bedeldir. Valid baba demek yani. Onun babası kimdir o? Ebu Bekir'dir. Radıyallahu anh. Dolayısıyla aynı kişidirler yani. Bedel mübdelün min ne tür bedel kül tarzı. İkinci bedel bu oldu. Fi Mekke-i Mükerreme diyelim devam edelim. Ma uhtiya kardeş. Kardeşten kasıt kimmiş? Esma imiş. Dolayısıyla ne olur? Yine bedel kül olur. Bu üçü nedir arkadaşlar? Bedel küldür. Uhti mecrurdur. Onu da anlatayım. Belki takılan vardır. Uhti mecrur. Ma çünkü zarf. Uhti cer etti. Mübdelün mih bu. Bedel ile mübdelün mih aynı irabalar demiştik. Esma-e. Esirli değil. Aslında bu esrili. Çünkü esma-e elif-i memdude içeriyor. Elif-i memdude ile bitiyor. Dolayısıyla nedir bu? Gayrimustariftir. Gayrimustarifin cer hali nedir? Fethadır. Yani bunun fethası uhtinin cerri esresi sayılmakta. Daha açık söylemek gerekirse Esma gayrimustareftir. Gayrimustareflerin cer hali fetha iledir. Uht kelimesi cer hali esre iledir. Dolayısıyla bedel ile mübdül min aynı irabı almıştır zaten. Bedelin küldür diye söyledik. Aşağıdaki müfettecimi eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Bunun için ne gerekir? Ezber gerekir diye bayağı bir tekrarladık. Tarigun durugun olurdu.
Yani meşhurdur ki, meşhur bir kelime. Darigun müfred, durugun cemi olur. Darigatun olmaz. Bunlar yani şey yok, bir kural yok. Cemisi ne gelir, şu gelir, bu gelir, bir kural yok burada. Ezber işidir cemi mükesserler. 19. En uygun harfi cer nedir? En doğru seçenektir. Neden doğru seçenektir? Kullanıldığı yani fiil ile doğru anlam uyumu sağlayabilmesi gerekir ki bu ya daha önceden çalışılıp gelinmesi gerekir ya da Arapçada bayağı bir iyi olmanız gerektirici bir soruydu. Kolay olduğunu söylemiyorum yani. 20'de ne var? Yukarıdaki cümlede izafet tamlaması halindeki münada şebih bir muzafa dönüştürüldüğünde aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olur? Ya saiga seyyarati ya saigan es seyyarate. Muzaf ya saig kelimesi ne yaptı? Cer etti değil mi? Es seyyarati cer etti. Esleyen ardından gelen kelime. Çünkü muzafun ileyh. Tekrar edelim. Ya nida harfi saik muzaf es seyyarati muzafun ileyh. Diyor ki şibih bir muzafa yap, dönüştür bunu. Ne yapman gerekir? Ya saigan. Nasbedeceksin bunu. Nasb oldu, fethalandı yani tenvin aldı daha açıkçası. Tenvin aldığı için artık bu nedir? Muzaf değildir. Zaten şibih bir muzafa benzer diyor. Yani muzaf değil. Dolayısıyla ardından gelen kelimeyi artık cer olarak yazamazsın. Fetha olarak yazman gerekir. Bu da sadece A şıkkında var görüyorsunuz. Diğerlerinde mevcut değil. 17. Bani zâlike zahra veya zahara kelimenin demiş. 32 kelimenin zıt anlamlısı nedir? Fiilmiş. Zahara. İhtefa. Zahara aşikar oldu. Göründü. İhtefa. Gizledi. Gizlendi manasında olarak. Bu soru çözümü tamamlanmış oldu.